Merhaba, bu videomuzda ActionScript 3 içerisinde fonksiyonların kullanımını inceleyeceğiz. Fonksiyonlar, program içerisinde tekrar tekrar kullanmak istediğimiz kod bloklarının çok daha rahat bir şekilde kontrol edilebilmesi ve yeniden yazılmasına gerek kalmadan program içerisinde yer verilebilmesini sağlayan yapılardır. Örnek dosyamız fonksiyonlar.as içerisinde çalışmalarımızı deneyebileceğimiz kod bloklarını oluşturalım. Bu dokümanların tamamına izleoran.com'un blog adresinden, blog sayfalarından ulaşmanız mümkün. Şimdi private function çalıştır içerisinde, yani bizim normal çalışmaları yürüttüğümüz ana fonksiyon yapımız içerisinde bir takım fonksiyonları kullanabileceğimiz yapılar oluşturalım ve bu yapıları test edelim. Öncelikle bir fonksiyon nasıl yaratılır, onunla ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. Function ifadesini yazdıktan sonra fonksiyonunuzun adını belirlemeniz gerekiyor. Aynı fonksiyon isimleri de değişken isimlerinde olduğu gibi belirli sınırlamalara sahip. Bu sınırlamalar rakamla başlayamıyor olması, özel ifadeleri içeremiyor olması ve alt tire haricindeki noktalama işaretlerine sahip olamıyor olması. Şimdi buradaki bölümde fonksiyon dedikten sonra test ismini veriyorum ve bu fonksiyonun herhangi bir şekilde bir değer döndürmesini de istemiyorum. Ve bu bölüm içine bir trace komutu yerleştirerek test mesajı diyorum. Şimdi bu test mesajını görüntüleyebilmem için output penceresinde bu fonksiyonu çağırmam gerekli. Şu anda kaydedip Ctrl Enter'la yayınladığım zaman output penceresinde bir geri dönüş, yani bir değer gösterme çalışmasının yer almadığını görüyorum. Bu açıdan kodumun içerisinde bunun çalışabilmesi için test fonksiyonunun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi kaydettikten sonra Ctrl Enter'la yayınladığımda bu fonksiyonun çağrıldığını ve aktif hale geldiğini gözlemliyorum. Burada program içerisinde bir takım farklı koşullarda ve durumlarda tekrar tekrar bu fonksiyonu kullanmak istediğimde tek yapmam gereken test fonksiyonunun ifadesini kod bloğumun içine yerleştirmek. Fonksiyonlarda sadece belirli bir kod bloğunun çalışması değil, o kod bloğun içindeki bir takım değişkenlerin de farklı şekillerde kullanılabilmesi, aynı zamanda belirli bir değeri de geri döndürebilmesi mümkün. Şimdi bununla ilgili olan çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Örneğin ben bu test mesajının farklı şekillerde mesajlar olarak kullanılmasını istiyorum. Ve bunun için de öncelikli olarak bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkenin adı mesaj olsun ve metin tabanlı çalışmaları içinde barındırsın. Çift tırnak içerisinde örnek mesajım şeklinde bir mesaj da verebilirim. Bu varsayılan bir değer de olabilir. İstersem hiçbir varsayılan değer girmeden de bu çalışmayı gerçekleştirebilirim. Burada yine bir geri dönen değer olmasını istemiyorum. Function test dedikten sonra burada mesaj isimli değişkeni, burada fonksiyonun beklediğini belirtiyorum ve trace kısmına da mesaj ifadesini veriyorum. Şimdi function çalışmamı, yani testi direkt olarak çalıştırdığımda kaydedip Ctrl Enter diyorum. Buradaki bölüm içerisinde bir hata mesajıyla karşılaşıyorum. Çünkü buradaki örnekte olduğu gibi bir adet beklenen değerim var. Fakat hiçbir değer bu şekilde gönderilmediğini görüyorum. Buradaki bölüm içinde test diyerek burada bir değişken, örnek mesajım burada dikkat ederseniz varsayılandı. Buradaki bölüm içerisine bunu ekliyorum. Yeni mesaj ve bunu kaydedip Ctrl Enter'a basıyorum.
Buradaki bölümde dikkat ederseniz artık yeni mesaj yer almış oldu. Yani buradaki bölüm içerisinde bunun bir değeri olsa da olmasa da oluşturmuş olduğum değişkene fonksiyon içine yer verdiğim zaman bu değeri yollamam gerekmekte. Yani test isimli fonksiyonuma ben bir değer yolluyorum ve bu değer benim fonksiyonum içerisinde devreye sokuluyor. Peki burada fonksiyonun bir değeri geri döndürmesi nasıl bir çalışma? Bunu isterseniz bir örnekle gözlemleyelim. Öncelikle bir değişken oluşturalım. Hatta iki değişken oluşturalım. Burada ad ve soyadları tutan değişkenler olsun. Var. Ad. Bu bir yine string olsun. Ve bu sefer varsayılan bir değer atamayalım. Var. Soyadda yine string olsun. Bu iki değişken yapısını tanımladıktan sonra diğer bölümleri, yani fonksiyonumu oluşturacak bölümleri geri döndürelim. Diyelim ki function isimlik, yani ad ve soyadın beraber oluşturulacağı bir yapı burada tanımlıyorum. Ve bunun döndüreceği değeri de string olarak belirliyorum. Ve daha sonra bu iki yapıyı var, ad, soyad şeklinde bir değişkende birleştiriyorum. Var, ad, soyad, string eşittir dedikten sonra ad artı, burada çift tırnak içerisinde bir boşluk kullanarak ad ve soyadın arasında bir bölüm ekleyebiliriz. Ve arzu ederseniz baş tarafına bir ifade de yine yerleştirebiliriz. Örneğin sayın deyip bir boşluk bırakıp sayın ad soyad şeklinde bir ifade burada gerçekleştirebiliriz. Burada değişken oluştuktan sonra tabii ad ve soyad kısımlarını bekliyor. Burada aynı yapıyı isimlik içerisinde tanımlamam lazım. Yani ad virgül soyad şeklinde burada beklediği yapıyı ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Ve bu bölüm içerisinde bir return ifadesi kullanıyoruz ve ad soyad şeklinde dönecek olan değeri de burada tanımlıyoruz. Burada arzu ederseniz daha önce kullanmış olduğumuz notasyonu devam ettirelim ve ikinci kelimelerin baş harflerini büyük yapalım. Bu çalışmayı gerçekleştirdikten sonra fonksiyonumu artık tamamladım ve fonksiyonumu tamamladıktan sonra da bu fonksiyonumu farklı bir yapıyı içerisinde kullanılabilecek şekilde tanımlayalım. Bu çalışmayı trace de yapabiliriz örneğin. Trace dedikten sonra fonksiyonumun ismini yazıp göndereceğim değerleri burada tanımlayabiliriz. Birinci değer Orçun, diğer değer de Madran olsun. Ve bu aşamada kaydedip Ctrl Enter'a bastığımız zaman Sayın Orçun Madran şeklinde output bölümünde sonucu görme şansına sahip oluyoruz. Burada farklı şekillerde de bu kontrolü gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak bir değişken daha oluşturalım. Burada var isimlik göster bir string değeri oluşturup buna
isimlik diyerek bir değer yine. Daha doğrusu beklediği değerleri buradan aktarabiliriz. Ve bu değerleri aktardıktan sonra bu sefer bu değerin acaba ulaşıp ulaşmadığını ve değerin geri döndüğünü return sayesinde görebilmek için bir trace çalışmasını yapabiliriz. Kaydedip Ctrl Enter'a bastığımızda yine belirttiğimiz isimlerin bu yapı içerisinde yer aldığını gözlemleyebiliriz.